Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi açıklamalar yapıyor. Hemen o noktaya dönüyoruz. Öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacak. İnşallah her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak. Aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyor. Öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin de katılımıyla eğitim, öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Böylece salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesi noktasında çok ciddi bir avantaj daha elde edeceğiz. Evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta ve her zeminde açıkça ifade ediyoruz. Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Siz değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla, zorluklarla, hatta engellemelerle karşılaştık. Özellikle milletle ve milletin gündemiyle hiçbir bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle, sosyal medya mecralarını da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içerisinde oldular. Devlet olarak evlatlarımızla okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmedik. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyonu artırarak, okul-veli işbirliğini güçlendirerek bu kritik dönemi hamdolsun hep birlikte alnımızın akıyla atlattık. Bu vesileyle son 2 yıldır gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi, derslerine 4 elle sarılan öğrencilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm mensuplarını buradan tekrar tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabalarıyla eğitim öğretim senemizin 2. dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müşteri olmasını istiyorum. Değerli kardeşlerim, eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçla 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'yi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz 4 sütundan ilkinin eğitim olduğunu açıkladık. Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. 2002 yılında milli eğitim bütçesi, buraya özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim, sadece 7,5 milyar lira iken 2022 yılında bu rakam
yüksek öğretim dahil 274 milyar lirayı aştı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Yine bu dönemde öğretmenlerimize mesleklerini huzuru kalple yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel çaba harcadık. Salgın döneminde Türkiye sadece sağlık hizmetlerine değil, eğitime erişim konusundaki hassasiyetiyle de öne çıkmış diğer ülkelere fark atmıştır. Dünyanın birçok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını dahi koruyamadığı, hatta kimi yerlerde kesintiye gittiği bir dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Sadece son 2 yılda tam 77.572 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileriyle buluşturma başarısı gösterdik. Bugün gerçekleştireceğimiz 15.000 atamayla birlikte son 19 yılda toplam 729.487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmenlerimizin %73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı. %60'ı 40 yaşın altında olan genç ve dinamik bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Öğretmen yokluğu sebebiyle 40-50 öğrencinin aynı sınıfı paylaştığı, aynı sınıfta ders işlediği bize yakışmayan o kötü manzaralara son verdik. Yaptığımız öğretmen atamaları sayesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarını yakaladık, hatta kimi alanlarda geçtik. Değerli arkadaşlar, sadece öğretmen atamaları ve derslik sayısında değil, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kat ettik. Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliği'nin hazırladığı Avrupa'da öğretmenler raporuna göre öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke o da Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık %50'si işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken bu oran bizde hamdolsun %20'ler civarındadır. Çocuklarımızın eğitime erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtımıdır. Artık anne babalar evlatlarına ders kitabı bulmak için kırtasiye kırtasiye gezmek mecburiyetinde kalmıyor. Gençler, bizler bu çileyi çok çektik biliyor musunuz? Kırtasiye dükkanlarında sıraya girerdik. Ve o tanıdığımız kırtasiyeci amcalarımız bize bir hafta sonraya, 15 gün sonraya gün verirlerdi. Sadece kitap değil, defterleri bile alamazdık. Ve bu çileleri çektik. Siz teksir notları nedir bilir misiniz? İşte biz o teksir notlarıyla okuduk. Abilerimizden o teksir notlarını paramızla satın almak isterdik. Nazlanır ve bize vermezlerdi. Ve o teksir notları dediğimizde maalesef teksir makinenin bütün mürekkebiyle her tarafını berbat ettiği notlardı. Biz dedik bu çileleri çektik. Artık yeni nesil bu çileyi çekmemeli. Onun için de kuşe kağıtla kitaplarımızı hazırladık. Sıraların üzerine bunları koyduk. İstedik ki bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Ve bu millete yakışan, bu milletin evlatlarına yakışan neyse bunu yapalım.
Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitapları sıralarının üstünde hazır olsun. Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda kısa süre önce kritik bir adım daha attık. Yardımcı kaynak kitaplarını da Milli Eğitim Bakanlığımız hazırlayıp basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Öğrencilerimize 2021 yılında 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz olarak ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece ailelerimize yük olan bir meseleyi daha çözüme kavuşturduk. Gerek uluslararası veriler, gerekse attığımız bu adımlar esasında bize şu gerçeği hatırlatıyor. Türkiye son 19 yılda yaptığı devasa yatırımlar sayesinde artık eğitim-öğretim altyapısındaki eksikliklerini hemen hemen tamamıyla tamamlamıştır. Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız. Ve bugünkü kuralların ehemmiyeti burada. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitim öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. Eğitim öğretimde niteliğin artırılmasında bakanlığımızla birlikte öğretmenlerimize de çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur öğretmenlerdir. Sizlerin gayreti ve niteliği arttıkça öğrencilerimizin kalitesi de buna bağlı olarak yükselecektir. Tabii mesele sadece bundan da ibaret değildir. İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi, ilim tahsil etmeyi emrediyor. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan, son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Modern dünyada buna hayat boyu öğrenme diyorlar. Vatana, millete, ailesine, çevresine faydalı olmak isteyen bir kişi okumak, araştırmak, kendini geliştirmek, kendini sürekli yenilemek zorundadır. Diğer türlü insan hangi işi yaparsa yapsın, durdukça, mevcutla yetinmeye başladıkça körelmekten, irtifa kaybetmekten kendini kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. Teknolojinin de katkısıyla hayatın baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde bu hakikatlerin kıymeti ve anlamı çok daha iyi anlaşılıyor. Öğretmenlerimizin bir taraftan tecrübelerini artırırken, öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirirken, diğer taraftan kendilerini de ihmal etmemeleri, mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarıyla mesleki tekamülünüzü sağlamalı, alanınızdaki yenilikleri takip etmelisiniz. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda öğretmenlerimize gereken her türlü desteği sağlıyor. Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren öğretmenlik meslek kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Öğretmenlik meslek kanununun şimdiden öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli öğretmen adayları, inşallah biraz sonra her birinizin görev yerleri belli olacak. Heyecanlısınız, farkındayım.
ömür boyu üzerinizde taşıyacağınız mesuliyeti ağır bir mesleğe bugün ilk adımınızı atacaksınız. Biliyorsunuz, bizim aybükelerimiz oldu. Onlar şehadeti yürüttüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadeti yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Şehadetle iç içe öğretmenlerimiz. Bu herkese nasip olmaz. Ve inanıyorum ki şu anda Aybüke öğretmen, Necmettin Hoca öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Allah rahmet etsin. Ülkemizin dört bir köşesindeki kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler sınıflarınızda evlatlarımıza sadece eğitim vermeyeceksiniz. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Her biriniz aynı zamanda duruşunuzla, davranışınızla, sözlerinizle, taşıdığınız değerlerle, kısaca her halinizle onlara örnek olacaksınız. Bir taraftan bilginizle körpe dimağları tıpkı bir gergef gibi işleyecek, diğer taraftan da hal dilinizle onların karakter gelişimlerini destekleyeceksiniz. Dolayısıyla çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken onları iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Sizlerden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz. Marif davamızın öncülerinden merhum Nurettin Topçu hocamız bunu şöyle ifade ediyor. Tabii siz Nurettin Topçu hocalarımızı göremediniz. Ama hiç olmazsa eserlerini okumanızda fayda var. Okullar öğrenciye bilgiler yükleyen bir düşünce deposu olmamalıdır. Mektep öğrenciye kendi akıl yetkilerini tek tek işletmeyi öğreten ve bu donanımı işleterek olgunlaştıran bir atölye olmalıdır. Üstad, bize insan mektebi lazım dedikten sonra tasavvurundaki okulu da şöyle tarif eder. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuşturan, kendi hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin. Her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın. Vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin. İşte Nurettin Topçu bu. Allah rahmet etsin. Sizlerden bu tür öğrenciler yetiştirmeyi özellikle bekliyoruz. Evet, son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz. Her birinizin görevinizi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda ederken ataması yapılacak öğretmenlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum.
Ülkemizin dört bir yanında görev alacak siz değerli öğretmenlerimize başarılar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ailelerinizle, anneniz, babanız hep birlikte mutlu yarınların inşallah sizlerle birlikte oluşmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletlerini tensip buyurursanız bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimimiz, sonrasında da 15 bin öğretmen atama törenimiz için efendim. Efendim şimdi Milli Eğitim Bakanımızı günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini arz etmek üzere bir kez daha huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan atama programında açıklamalarda bulundu. Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevcut öğretmen kadrosunun %73'ünün kendi hükümetleri döneminde atandığını belirtti. Eğitim öğretimi güncellemek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. Eğitim sisteminin çıtasını belirleyen öğretmendir açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve öğretmenlik meslek kanunu ilave teşvikler getiriyor. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum şeklindedir. Açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii 15 bin sözleşmeli öğretmen için atamalar bugün yapılıyor ve atama törenine de Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Atamalarla 2000'in üzerinde sınıf öğretmeni, yaklaşık 1800 matematik, 1300 okul öncesi, 1030 din kültürü öğretmeni göreve başlayacak ve hemen hemen tüm illere atama yapılacak. Ama ağırlıkta İstanbul'da olacak. Maskeyi çıkar. Evet, 5. Maske. 2. Üç demek istiyorsun. 3. 7. Maskeyi çıkar. 8. 7. 7 söylendi mi gene 7? Hadi bakalım. 6. 9. Son rakamımız Sayın Cumhurbaşkanı. Son. Son iki rakamımız efendim. 1. 1. 4. Tamam. Efendim böylelikle rakamlarımız belirlendi. 5, 2, 3, 7, 8, 6, 9, 1 ve 4 rakamlarımız. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 15 bin öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştireceklerdir. Arz edelim Sayın Cumhurbaşkanı. Heyecan yok değil mi? Heyecan yok. Var mı? Peki. Rabbim hayırlısıyla inşallah hepinize bu ülkede hizmet edilecek yerleri nasip etsin. Ağlamak da yok. Peki. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hayırlı olsun diyoruz. Böylelikle ekranlarımızda yansımaya başlıyor. Evet. Takip ediyoruz. Doğukan Durak 27. Melis Softaoğlu, Tansu Can, Hamide Burcu Kofoğlu, bu atamalarda 7500 İstanbul'a düşmüş. İyi değil mi? Ondan sonra neresi? Şanlıurfa ve Gaziantep. 1300 öğretmen oraya. Çıktı mı? Şöyle ismini görenler bir işaret buyursun. Kalk. Sana Urfa mı çıktı? Maşallah hayırlı olsun. Sana. Afiyet
Sana da mı Urfa? Maşallah. Hem de Şanlıurfa. Şöyle ismini görenler işaret buyursunlar. Sana Ardahan mı çıktı? Oo, tam da mevsimi. Kırmızı olarak yansıyanlar. Şimdi depo değil, bu yeni dönemde direkt okullar belirleniyor. Hemen okulunuza gidiyorsunuz. Çok heyecanlandın sen. Oo, arka tarafa bak. Ne oluyor arkada? Maşallah. He? Arkadaki üçlü. Gelin bakalım buraya. Evet, arkadaki öğretmenlerimizi sahneye davet Ağlama ediyoruz. Anne kız. Anne kız. Gelin bakalım. Üçlü, ikili. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun bakalım. Hayırlı olsun. He? Şimdi selfie'ye başlarsak burayı takip edemeyiz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Neresi? Öyle mi? Oo. Urfa. Şanlıurfa. Antep Oğuzeli. İstanbul Bahçeli Evler. Bahçeli Evler. Benim de İstanbul Bahçeli. İstanbul Kağıthane benim de. Kağıthane. Öyle gördüm. Öyle mi? Gaziantep Şahin Bey. Oo, tam yerisiniz. Tam yer. Memleket neresi? Hadi bakalım hayırlı olsun inşallah. Evet, ekranlardan da takip ediyoruz bir yandan. Kırmızı olarak geçen tüm konuklarımız şu anda öğretmenlerimize anne hayırlı kız. Olsun diyoruz. Tekrar. Maşallah. Neresi çıktı? Neresi? Sultan Gazi. Sultan Gazi, İstanbul. Hadi bakalım. Hadi. Hadi şöyle gelin bakalım. Bu grup da buraya. Şöyle hilal yapalım. Maskeleri bir süreliğine çıkaralım. Evet, kısa bir süreliğine maskeleri çıkarmanızı rica ediyoruz. Burayı unutmuyorsunuz. Takip ediyor musunuz? Sen neresi? Daha belli olmadı mı senin? Şimdi belli olanları alın. Heh. Gel. Sizin belli olduğum yer. Nasıl gidiyor? Heyecanlar nasıl? Dorukta mı? Maşallah. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Bütün yavrularımız size emanet. 15 bin öğretmen ve 15 bin öğretmene de
yavrularımız emanet. İnşallah yarınların bu ülkede, bu millete gerçekten layık ve milletimizi inşallah gururlandıracak bir nesil yetiştirmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Arka taraftan da demek ki çıktı. Neresi? Urfa. Maşallah Şanlıurfa'ya bayağı çıkıyor. Sana Bingöl. Evet. Oh neresi? Merkez. Bizden de selam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Efendim, böylelikle 15 bin öğretmenimizin ataması Sayın Cumhurbaşkanımızın butona basmak suretiyle gerçekleştirmesiyle olmuştur. Milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Tekliler. Ve programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte atama programı gerçekleştirildi.